Merhabalar, Sağsel.com video incelemeler bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Casio'nun AQ163W1B1 modelini inceleyeceğiz. Klasik Casio plastik kutusu ve koruma kılıfları içerisinde saatimiz çıkıyor. Saatimizle beraber size orijinal garanti belgesi ve kullanma kılavuzu da gönderiliyor. Görmüş olduğunuz model hem analog hem dijital bir model. Saatin boyutları şu şekilde. 46.7 milime 43.1 milim. Kalınlığı ise 16.2 milimetre. Ağırlığı 40 gram. Silikon bir kordon mevcut. Şu şekilde. Arkasında neler var ona bakalım. Neler yazılmış. Tuşların hangi kombinasyonlara yaradığı belirtilmiş. Casio dünya zamanları geri sayım ve 5 farklı alarm fonksiyonu ve otomatik ışık fonksiyonları olduğu belirtilmiş. İçerisinde kullanılan modül numarası 3368. Burada da modeli var. Paslanmaz çelik olduğu. 10 bar yani yaklaşık 100 metre su geçirmez özelliği mevcut olduğunu belirtmiş. Japon mekanizması ve Çin'deki fabrikada montaj yapıldığı arka kasasına yazılmış. Vidalı kapaklarla koruması var. Kenarları şu şekilde. Ana ekranında hem dijital hem analog saati görebiliyorsunuz. Şuradaki hangi fonksiyona geçtiyse orası aktif oluyor. Işığı iluminatör olduğu belirtilmiş. Saniye. Şurada da saat ve dakika bölümleri var. Fonksiyonları inceleyelim. Saatimize başladık. Bu zamanlama fonksiyonu, geri sayım aracı. 4 dakika 42'de kalmış. Niye öyle bir şey kalmış bilmiyorum ama 5 dakikadan dilerseniz geri sayım başlatabiliyorsunuz. Sol üst tuşla da sıfırlıyorsunuz. Kronometre özelliği daha önce denenmiş. Sağ alt tuşla başlatıyoruz, durduruyoruz. Ve üst tuşla da sol üst tuşla da sıfırlıyoruz. Alarm şu anda kapalı konumda. Alarm 2, 3. alarm, 4. alarm. Saat başı otma fonksiyonu ve tuş sinyalleri çalışıp çalışmayacağı aktif ediliyor biliyor veya kapatabiliyor. Şu anda tuşu kapattık mesela. Tekrar açalım. Bu headset bölümünden analog kısmını ayarlayabiliyoruz. Analog saati ayrı bir şekilde ikinci bir saat olarak ayarlayabiliriz. Sol üst adjust tuşuna bastığımızda şu anda gösterilen saati tıklı ayarlama fonksiyonu açık oldu. Her basışımızda saniye saniye ilerliyor sağ alt tuşla veya sadece sağ alt tuşla beraber ilerleme fonksiyonu çalışıyor. Bası tutarsak daha hızlı bir şekilde görmüş olduğunuz gibi kadran ilerliyor. Bitirdiğimizde tekrar adjust tuşuna bastığımızda saatimiz 1.45 olarak ayarlandı. Zaten burada da dijital olarak gösteriliyordu. Dijital saati de şöyle ayarlayabiliriz. Yine adjust tuşuna basılı tutalım. Şurada saniye fonksiyonu yanmaya başladı. Sağ tuşla sıfırlıyoruz. Şurada da DST özelliği yani gün ışığından ayarlanma fonksiyonunu açık ya da kapalı hale getiriyoruz. Şu anda açık hale getirdik. Tekrar bastığımızda hangi saat dilimindeysek onu ayarlayabiliyoruz. Sağ tuşlarla. Biz genelde Yunanistan'ın Atina kentini aynı saat diliminde olduğum için ayarlayabiliyoruz.
aynı fonksiyon aktif oluyordu. Eğer o yoksa bu jet denilen saat dilimi de aynı şehir, aynı şekilde aynı saat diliminde bu şehirde onu ayarlayabiliriz. İlerlediğimizde saat bölümünün ayarı geldi. Sağ tuşlarla arttırıp azaltabiliyoruz. Tekrar dedik, dakika bölümü ayarlama işlemleri yapılabiliyor. 12 saat veya 24 saat göstergesi hangisini tercih ediyorsunuz kullanabilirsiniz. Tarih bölümüne geldik. 2016 yılındayız. Ay. Bu video 8. ayda çekildi. Bugün ayın 1'i. Örnek olsun diye size gösteriyorum. Bu ışığın ne kadar sürede yanacağını gösteriliyor. Diğer saat Casio saatlerde LT1, LT3 diye gözükür bu. Bunda böyle bir küçük bir grafik koymuşlar. En sonunda saat ayarlama işlemini bitirmiş olduk. Saniye geri döndü. Adjust tuşuna basılı tuttuğumuz zaman ayarlama işlemini bitiriyoruz. Inventör şu şekilde yanıyor. Böyle daha iyi görebilirsiniz. Bütün dijital ekran. Şurada da sinyal ve güneşin ayarlanma boksunun açık olduğu gözüküyor. Şurada da akar bir saniye var. Kısaca bu şekilde yaklaşık 5 yıllık bir pil ömrü var. 100 metre kadar su geçirmez olduğunu söylemiştik. Bombeli cam diye geçiyor. Şu camın şöyle bir bombesi var. Şurada metal. Aslında sert bir plastiğe benziyor metalden ziyade. Böyle bir fonksiyonu var. Şu anda sistemimizde bu videoyu çektiğimizde 120 lira civarında fiyatı vardı. Bilekte de nasıl durduğuna bakalım isterseniz. Bilekteki görüntüsü de böyle. Basit günlük kullanım için rahatlıkla kullanabileceğiniz, dayanıklı ve uygun fiyatlı bir saat arıyorsanız, hem dijital hem analog hem de dünya saatlerine ihtiyacınız varsa bu saati tercih edebilirsiniz. Bu saatin farklı renkleri de var. Sitemizde AQ163W'yi aratırsınız. Diğer renklerini de görebilirsiniz. Dilerseniz sitemiz saatsel.com üzerinden indirimli fiyatlarla güvenli sipariş verebilirsiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarımız üzerinden takip edebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz ve hala abone değilseniz bu kısmına tıklayarak abone olabilirsiniz. Aşağıda yorumlar bölümünde saatin boyutlarını ve fonksiyonlarını tekrar yazmış olacağım. Başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Sürçülisan ettiysek affola.